Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için birisi 3, diğeri 4 kameralı iki cep telefonunu karşılaştırıyoruz. Bu elimde Huawei Mate 20 Pro, bu elimde Samsung Galaxy A9. Bakalım hangisinin kamerası daha iyi? Bildiğiniz gibi zaman zaman bu tarz cep telefonu karşılaştırmaları ve özellikle kamera tarafında yapıyoruz. Kanalımızın takipçileri bilecektir. Biz geçtiğimiz günlerde Huawei Mate 20 Pro ile Samsung Galaxy Note 9'u karşılaştırmıştık. Note 9'un iki kamerası vardı arka tarafında. Mate 20 Pro ise 3 kameralı bir telefon. Şimdi bugün yeni bir karşılaştırmayla karşınıza geliyoruz. Bu sefer dünyanın ilk 4 kameralı telefonu, yani ana kamerası 4 kamera olan telefonu Samsung Galaxy A9 ile Huawei Mate 20 Pro'yu karşılaştırıyoruz. Elbette donanım anlamında baktığınızda ve kategori anlamında baktığınızda bu iki telefon birbiriyle eşit değil. Bunu baştan söyleyelim. Ama kamerasını bir bakalım. Hangisi daha iyi, hangisi daha kötü, hangisininki daha güzel görünüyor, hangisi güzel görünmüyor. En azından bu konuda bir fikriniz olması açısından bu tarz bir karşılaştırma yapma gereği duyduk. Şimdi ilk olarak Huawei Mate 20 Pro'nun kameralarını, bir özelliklerini bir anlatayım ben hızlıca. Daha sonra Samsung Galaxy A9'un özelliklerini anlatıp örnek videolarla incelememize, karşılaştırmamıza devam edeceğiz. Huawei Mate 20 Pro az önce de bahsettiğim gibi üçlü bir kamera teknolojisine sahip arka tarafında. 40 megapiksellik f1.8 diyaframlı ana kameramız varken ona eşlik eden 20 megapiksellik ultrawide olarak tanımlanabilecek ikinci bir kamera bulunuyor. Üçüncü kameramız ise 8 megapiksellik ve 3x optik zoom sunan bir modüle sahip. Huawei Mate 20 Pro'nun ön kamerası ise 24 megapiksel çözünürlük sunuyor ve ön kameranın da video kabiliyeti Full HD 30 FPS. Gelelim Samsung Galaxy A9'un kamera özelliklerine. Arka yüzünde böyle üst üste sıralanmış 4 tane kamera bulunuyor. Bu kameralardan ilk ana kameramız 24 megapiksel çözünürlük sunarken ikinci kameramız 8 megapiksel çözünürlük sunuyor ki bu da ultra geniş açı özelliğine sahip. Üçüncü kameramız 10 megapiksel çözünürlük sunarken bu üçüncü kamera aynı zamanda 2x optik zoom için tercih edilmiş. Son kamera ise 5 megapiksel çözünürlük sunuyor ve bu kameranın görevi ise alan derinliği sağlamak. Kameraların ilk olarak video özelliklerini karşılaştırdık. Bunun için belli bir düzenimiz var, bizim özel bir düzenimiz vardı. O düzeneye koyduğumuz iki tane kamerayla hem ön hem arkasında video çekimleri yaptık. Hem ön kameradan hem arka kameradan. Aynı zamanda bir de gece çekimi yaparak kameraların gece performanslarını da göz önüne serdik. Mate 20 Pro Note 9 karşılaştırmasında olduğu gibi A9'a göre bir parça daha kropluyor görüntüyü. Yani sizin normalde fotoğrafta gördüğünüz alandan bir tık daha küçülüyor video çekme modunda olduğunda. Bunun dışında iki kameranın da görüntü kalitesinin video anlamında hemen hemen birbirine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelin önce videoları izleyelim. Daha sonra fotoğraf konusundaki yorumlarımızı sizlere aktaracağız. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Evet, şimdi ilk olarak her iki cep telefonuyla, yani şimdi burada siz göremiyorsunuz belki ama sağ tarafta Samsung Galaxy A9 var. Sol tarafta ise Huawei Mate 20 Pro var. Birinde 4 kamera, diğerinde 3 kamera var. Şimdi her iki kamerayla aynı anda çekim yapıyoruz. Şu ana kadar olan sesleri Samsung A9 üzerinden aldık. Şimdi şu sahneden itibaren Huawei Mate 20 Pro'ya geçiyoruz ses anlamında. İki kameranın, iki telefonun kameralarının, arka kameraların daha doğrusu görüntü kalitesi bu şekilde. Şu anda her iki kamerada kayıtta ama sesi şu anda nereden alıyoruz? Huawei Mate 20 Pro'dan. Şimdi de ön kameralara geçtik. Ön kameralar bu şekilde alıyor yine. Biz daha önce Samsung Galaxy Note 9'da da benzer bir çalışma yapmıştık biliyorsunuz. Huawei Mate 20 Pro'yu karşılaştırmıştık. A9 tabii aynı segmentte ürün değil ama ikisi de birinde 4, birinde 3 kamera var şu anda. Mate 20 Pro bir parça daha dar, onu söyleyebilirim. Dar bir açı alıyoruz şu anda. Bu ana kadar sesleri Mate 20 Pro'dan verdik. Onu baştan belirteyim. Şimdi ise şu sahneden itibaren Samsung Galaxy A9'a geçiyoruz. İki telefonun görüntü kaliteleri ve ses kaliteleri de bu şekilde. Şöyle bir hareket edeyim. En azından siz de beni görmüş olun. Şöyle değişik ışık şartlarında, Ünsal'ı da görmüş olduk burada kendisi, el sallıyor. Değişik ışık şartlarında, kapalı bir İstanbul havasındayız. Bu şekilde görüntüde böyle ön kameralar, kalitesi bu şekilde. Bu arada her iki telefon da aynı zamanda zoom özelliği ve geniş açı özelliği sunduğu için bunu videoda da kullanabiliyorsunuz. Ancak Huawei Mate 20 Pro hem zoom hem de geniş açıyı ve hem de normal açıyı videoda aynı anda kayıt sırasında kullanmanızı sağlıyor. Samsung ise ne yazık ki video çekiminde aynı anda bunu, yani videoyu çekerken bir taraftan da zoom girmenize
izin verse de geniş açıya geçmenize izin vermiyor. Bunu belirtelim. Orada bir 3 özelliği aynı anda kullanamıyorsunuz. Evet, videoları izledik ve görüntüleri gördünüz. Gece tarafında Samsung Galaxy A9 donanımın da verdiği biraz zayıflıkla beraber çok başarılı bir sonuç veremiyor ne yazık ki, sizin de gördüğünüz gibi. Şimdi isterseniz fotoğraf tarafına bir bakalım. Bakalım fotoğrafta durum nasıl? Telefonların fotoğraf tarafında gündüz çekimlerinde öyle çok inanılmaz bir fark yok. Huawei Mate 20 Pro bir tık daha aktarmada, renk aktarmada bizden daha olumlu puanlar aldı. Onu söyleyeyim. Daha bir hani daha doğru ve daha doğal uygun bir şekilde aktarıyor. Ama Samsung'un da kötü olduğunu söyleyemeyiz. O da gayet başarılı bir şekilde fotoğraf çekiyor ama gece çekimlerinde yine videoda olduğu gibi gece çekimlerinde Samsung Galaxy A9 işte dediğim gibi donanımının ve işlemcisinin biraz yavaş kalması, güçsüz kalmasından ve bu imaj işleme teknolojisinden dolayı bir tık Huawei Mate 20 Pro'ya göre bir tık daha kötü sonuçlar veriyor. Biri 4, biri 3 kameralı iki cep telefonunu karşılaştırdığımız videomuzun sonuna geldik. Videonun başında da söylediğim gibi bu iyidir şu kötüdür diyecek bir durumda değiliz. Çünkü elma ile armut gibi oluyor birazcık. Donanım özellikleri vesairesine baktığımızda iki telefon birbiriyle eşit değil. Fiyatları da hakeza öyle. Resmi fiyatlara bakacak olursak Samsung Galaxy A9 4200'e satılıyor. Huawei Mate 20 Pro ise 7999 TL, yani 8000 lira diyebiliriz bir rakamla piyasada satılıyor. Daha ucuz rakamlar da bulabilirsiniz. Hepsi burada da, şurada burada farklı yerlerde biraz daha ucuz rakamlar var ama fiyatların arasında neredeyse 2 kat fark olduğunu söyleyelim. Bu bakımdan bir karşılaştırma değil bu. Zaten eşit ürünlerde değiller birbirlerine. Ama genel olarak baktığımızda her iki kameranın da işte geniş açı sunması, optik zoom vermesi ki Huawei Mate 20 Pro'da optik zoom 3x iken Samsung Galaxy A9'da 2x bir optik zoomumuz var. Bizden olumlu puanlar aldı. Elbette Huawei Mate 20 Pro donanım da gücünün getirdiği bir faydayla beraber çok daha iyi sonuçlar veriyor. Zaten durumunda böyle olması gerekiyordu. Bu kadar para verdiğimiz zaman sonuçların daha iyi olmasını bekliyoruz. Huawei Mate 20 Pro ile Samsung Galaxy A9'un kameralarını karşılaştırdığımız videomuzun sonuna geldik. Bize her türlü görüş, yorum, eleştirilerinizi gerek bu videonun altına gerekse teknolojioku.com adresine iletebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.